Siverek tarihi bir gün yaşıyor. Asıl tarihi biliyoruz ki yarın yaşıyor. Bu tarihi güne katkı sunmak, Siverek'in adını dünyaya duyurmak için dışarıdan gelen Siverek diyor. Siverek'in eski sahipleri diyor. Bugün sahiplik duyguları devam ediyor mu? Eski Siverek ile yeni Siverek arasındaki o süreci kısaca bize anlatmalarını istiyoruz. Efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Karataş. Siverek böylesi güzel bir gün için bizi çağırmayı etmemezdik. Çünkü Siverek bizim için bir yaşam, bir gelecek. Hem müşahidesiniz, yazarsınız. Siverek, eski Siverek ile yeni Siverek arasındaki bir değerlendirme yapsanız. Yalnız Siverek'te değil, dünyanın her yerinde bir gelişme söz konusu. Bununla birlikte Siverek gerçekten şehirleşme olarak oldukça büyümüş, oldukça gelişmiş ve bugün biz bir belediye başkanımızla birlikte dolaştık. Siverek'te yapılan eserleri gördük. Muhteşem bir şey. Yani çok güzel. Tarihi gün yüzüne çıkarma açısından da önemli şeyler yapılmış, önemli adımlar atılmış. Bu sevdiğimizi bir şey yapıyor. Ve Siverek kumak kendi için bir silkinme, bir diriliş günü olarak adlandırmak istiyorum. Yarınki kuma kola gidecek inşallah. Önemlimiz bu. Siverek Makus Talih'in bundan sonra yıkılacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Yine bir Siverekli usta yazarla birlikteyiz. Hepimizin üstadı olarak kabul ettiğimiz sevgili arkadaşım Kemal Siyahan. Onun da eski ve yeni Siverek'le ilgili, rekor denemesiyle ilgili görüşlerini alacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Valla Siverek, şöyle söyleyeyim, öteden beri Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çok önemli isimler yetiştirmiş olmasına rağmen, ayrıca Osmanlı döneminde il olmasına rağmen günümüzde kendini çok iyi ifade edemeyen bir konumdayken arkadaşlarımızın çok büyük gayretleri, çabalarıyla böyle bir teşebbüs söz konusu oldu. Takdire şayan bir teşebbüs söz konusu oldu. Gerçek kimliğini, ürettiği insanları daha iyi ifade edebilmenin bir yolu olarak bunu seçti arkadaşlar. Onları can gönülden tebrik etmek lazım. Aslında Siverek okumayan bir şehir değil. Belki de Güneydoğu'nun önemli bir okuyan bir şehri. Çok eğitimli insanı batıya göndermiştir. Çok yetiştirdiği insanı batıya göndermiştir. Fakat kendi özünde halen çok ciddi manada eğitim sorunları yaşamakta. Okullarının birçoklarında öğretmen sıkıntısı yaşayan bir il olmaya namzet bir ilçe. İnşallah bu okuma rekor denemesi hem eğitim sistemine siyasilerin dikkatini çekecek ve eğitim sistemine önemli katkıları olacak. Ayrıca bu katkıların dışında gerçek kimliği olan il kimliğine dair ciddi bir adım olacak. Ayrıca burada toplanacak olan ve hep birazdan okunacak olan kitapla beraber oradaki insanlara kitap okuma alışkanlığı edindirebilecek, kitap sevgisini aşılayacak. Buradaki yapılacak olan bu icraatın bir kişiye de dahi faydasının olmasını çok önemsiyorum. Bu anlamda arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yani buraya gelecek olan insanların 30 bin insandan bir kişiye dahi kitap okuma sevdasını aşılarsa bunu çok çok büyük bir başarı olarak göreceğim. Türkiye bu adımı takdir etmeli. Türkiye bu adımı alkışlamalı.
Siverek'in sesine kulak vermeli. Güneydoğu'nun önemli bir kentidir. Önemli bir şehridir. Hem hayvancılık anlamında hem tarım anlamında önemli bir şehridir. Aynı zamanda yapısal durumu bakımından Kürdüğüyle, Türküyüyle, Zazasıyla, Arabıyla çoğunluk önemli bir mozaiktir Siverek. Siverek'i gerçek anlamda mercek altına almak lazım. Aynı zamanda hem siyasi ticari anlamda hem eğitimsel anlamda büyük destekler vermek lazım. Bu anlamda da siyasilere çok önemli işler düşüyor. Tahmin ediyorum bu son dönemde bunun farkına vardılar. Siyasiler de farkına vardılar. İnşallah çok daha iyi şeyler olacak. Bunu umut ediyoruz, bunu bekliyoruz. Bir İstanbul'da yaşayan bir Siverekli olarak bunu canı gönülden istiyoruz. Ben kendi şahsım adına istiyorum. Ama buradaki insanlar gerçekten böyle hizmetleri hak ediyorlar. Bunu bekliyorlar da bu anlamda çok çok önemli buluyorum. İstanbul'da işimizi gücümüzü bırakıp kitap sevdası uğruna Güneydoğu'nun bu güzelim şehrine geldik. Alkışlamak tek başına yetmeyecek. Önemli mercilerin dikkatini çekmek adına da bunu ısrarla belirtiyorum. Buraya önem verilmedi. Yani burası Güneydoğu'nun sıradan bir şehri değil. Çok renkli, çok önemli isimler yetiştirmiş bir şehridir. Yani Yılmaz Güneyleri, ondan sonra daha birçok önemli ismi yetiştirmiş bir şehirdir. Bu anlamda çok 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 ama çok önemsenmeli. Diyarbakır'la Urfa arasında önemli bir şehirdir. İl olmak belki de yani basit bir istek gibi geliyor bana. Yani daha farklı, daha büyük bir mercek altına alınmalı bu şehir. Bu anlamda çok önemli buluyorum bu adımı. Arkadaşlar tebrik ediyorum sadece. Bunu söyleyeceğim yani. Teşekkür ederim. Yani kısacası Siverek'e il de yetmiyor. Kemal Bey'in deyimiyle neredeyse Siverek'i cumhuriyet ilan edecek. Teşekkür ederim. Nokta.com olarak rekor girişimini takip etmeye devam ediyoruz ve yazarlarımızla da kısa kısa röportajlarla devam ediyoruz. Şimdi yanımızda çok değerli bir ismim var. Mustafa Sancar abimiz burada. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bugün buradasınız. Nasıl bir ambiyans gördünüz? Gözlemleriniz nelerdir? Ve rekor girişimden neler bekliyorsunuz? Şimdi olması gereken yerde duruyor şu anda Siverek. Gümrük Hanı'nın tarihi mekanı içinde. Güzel insanların bir araya gelmesi her zaman bizim umudumuzdu. Ve zannediyorum yıllardan sonra ilk kez böyle bir oluşumun da içine düşülüyor. Ama sizin demin sözünü ettiğiniz rekor girişime inşallah umutluyuz. Bize yakışan olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yani. Peki ilk böyle bir projeden haberiniz olduğu zaman neler düşündünüz? Onu bir alabilir miyiz? Bence insan hala en keşfedilmeyi bekleyendir. Daha önce de sizinle belki bu konuda şeydik. İnsanı biz keşfedeceğiz. Yani okuyan insanı, okumanın erdem olduğunu ve insanı yücelttiğinin bilincindeyiz. Ve Siverek'e yakışan yıllardan sonra, belki 30-40 yıl sonra yeniden bir birikimin içine düşmesi sevindirici bir şeydir. Bu bir başlangıç olsun diyelim yani. İnşallah biz de onu biliyoruz. Peki bugün burada hani birçok çocukluk arkadaşınız, yaşıtınız ve uzun zamandan beridir görüşmediğiniz yazar arkadaşlarınız şu anda burada. O nasıl bir duygu? Ya onun kıvancını yaşıyorum. Evet. Sizin gibi genç arkadaşlarla da tanışmanın hamuruyla çok daha güzelleşiyor diye düşünüyorum. Yani ekmeği fırında pişkin olarak almanın o tadını, o buharını hissediyorum şu anda. Mevlana'nın dediği gibi hamdım, piştim, yandım. Yanan insanlarla bir arada olmak güzel. Peki ben son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum şu anda bizleri izleyen izleyicilerimiz için de. Yarın 25 Eylül siz onları nasıl davet ediyorsunuz rekor girişimine? Ya bu oluşumun içinde olsunlar.
Bu bir fırsattır. Yani Sivere'yi her olumsuz, negatif yönleriyle değil, esas özü olan okumanın beşiği adeta, İpek yolunun da geçtiği, İpek yolunun da geçtiği bu kadim şehir olması gereken yerde durmalıdır diye düşünüyorum. Olur. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, devam edeceğiz röportajlarımıza. Evet değerli izleyicilerimiz, rekor girişimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. siverekhaber.com olarak. Şimdi de büyük bir üstadın yanındayız. Şair üstadımız yüz görenle. Onun duygu düşüncelerini alacağız. Öncelikle Sivere'ye geldiniz. İlk izlenimlerinizi alabilir miyiz? Ya ben Sivere'ye zaman zaman gelen biriyim. Ben bir Siverek çocuğuyum bu arada. Ortaokul 2. sınıfa kadar Siverek'te yaşadım. Sonra Diyarbakır'a göçtük biz ailece. Bu anlamıyla Siverek her zaman benim ilk sevgilim gibi olmuştu. Zaman zaman gelip gidiyorum. Fakat böyle bir etkinliğin olması daha anlamlı olabiliyor. Bu yönüyle aslında Siverek bir kültür kenti. Eğer bir Sivere'ye bir vizyon oluşturacaksak mutlaka bir kültürden kalkış yapmamız gerekiyor. Belki bu bir adımı olur diye de düşünüyorum. Başkanın çalışmalarını, kimi restoran şeylerini falan izledim. Kimi görmediğim mekanlar gördüm. Bu zaten o kültür sanata doğru giden bir şeyin de bir açılımı gibi gözüküyor. Bu anlamda ben sizin aracılığınızla arkadaşlar başarılar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru da sormak istiyorum ben. Bugün yarın bir rekor girişimi var. Siz bizleri izleyen vatandaşlarımızı gerek Siverekler olsun gerekse diğer okumayı seven insanlara nasıl bir çağrıda bulunuyorsunuz? Bir mesaj bu kaçınılmaz bir şeydir. Bu bütün bir Siverekler'in zaten bir görevi gibi düşünülmelidir. Bütün şeyler, sivil örgütlerimiz, işte eğitim senderi, belediyeleri ve diğer başkanlıkların da hepsinin destek verdiği bir şeydir. Çünkü burada yazılan bir rekor şeysi Siverek'in bütün o imajına yazılacak olan bir şeydir. Bu anlamıyla ben buradan sizin aracılığınıza bir çağrı yapmış olayım. Tüm Siverekli hemşerilerimden böyle bir şeye katılmalarını istiyor ve bekliyorum. Bu çok anlamlı olacak çünkü elimize böyle bir fırsat geçmişken bunu gerçekleştirelim istiyorum. Teşekkür ediyorum size. Ben son olarak sizi çağırıyor edelim.